biliyorsunuz 1 Haziran itibariyle restoran sektöründe yeni dönem başladı. Yeni dönemle birlikte de mekanlarımız tabii ki kaldığı yerden devam ediyor. Biz de yakından tanıdığımız markalarımızdan bir tanesi olan Şeref Büryan'ı ziyarete geldik. Dınar Pazarı'nda ikinci şubesini, yani yeni şubesini açtı. Yanımızda tabii ki Levent Bey var. Levent Bey, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bol kazanç diliyoruz. İnşaat halindeyken de geldik, mekanı ziyaret ettik. Muazzam bir mekan olmuş, muazzam bir restoran olmuş. Biz de öncelikle duygularını almak istiyoruz Levent Bey'in. Levent Bey, hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Zor bir süreçten 3 aydır biliyorsunuz belirli bir kapanma süremiz vardı. Allah nasip etti. Şimdi açtık. Mutluyuz. Hizmet etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz şu an ikinci şubemiz. Sizin de belirttiğiniz gibi. Burada bizim hedefimiz sadece bir değil, insanlara istihdam açmak. Bu sıkıntılı dönemde güzel bir iş yerleri açarak hem işsiz kalan arkadaşlarımıza yardımcı olmak kadar hem insanlara bir güzel bir hizmet. Şu anda pandemi sürecinde elimizden geldiği kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet, sevgili izleyiciler, biliyorsunuz 1892'den beridir bu lezzeti bilenler biliyor. Covid'den sonraki aşamaya da, hazırlık aşamasında da neler hazırlandınız? Onunla ilgili de bilgi almak istiyoruz. Şimdi burada bundan önce zaten aşağıdaki birinci şubemizde bir 400 kişilik yerimiz vardı. Allah nasip etti, burada bir 400 kişilik daha bir şube yaptık. Covid'e uygun, elimizden geldiği kadar her şeyin en iyi yiyeceğini, yani gelecek olan misafirlerimiz için işte burada ateş ölçerimizden, dezenfektanlarımızdan, buradaki personelimizi gördüğünüz gibi hepsi aynı şekilde kriterlere uygun bir şekilde yapıldı. Sosyal mesafeler korunuyor, temizlik, hijyen hepsi son safhada yapılıyor. Menü çeşitleri de tabii ki değişti. Sadece burası Büryan'la değil. Büryan'ın dışında yöresel yemekleri tabii, arttırdık. Tabii. Sevgili izleyiciler, gelin bakalım. Burada bakın şöyle. Evet, şöyle bakalım. Burada kebabımız zaten burada bellidir. Bu meşhur bir şeydir. Vazgeçilmez biliyorsunuz. Bu bizim ana yemeğimiz. Geleneksel lezzetler. Bu değişmiyor. Kemikli ve kemiksiz olmak üzere bu burada mevcut. Evet. Onun haricinde içli köftemiz, bumbarımız, perde pilavımız, ondan sonra yöresel çorbalarımız. İşte Büryan'la kalmamak üzere burada ne yapıyoruz? Izgara çeşitlerinden her çeşidini veriyoruz. Yani kebabı, patlıcanı, işte domates eti. Yani hem beyaz eti, hem kırmızı eti, dana lokumu, büfteyi, pirzolası, köftesi, böbreği. Yani gelen herkese hitap edecek şekilde hitap etmeye çalışıyoruz burada. Bakın evet. Şöyle bir tabağımız da hazır. Evet, sevgili izleyiciler. Şöyle. Bakın şöyle hazırlanmış bir şekilde. Burada evet. Gelen misafirlerin isteğine bağlı hepsi böyle servis edilmiş oluyor. Burada da bu ambiyansımız ve bizim burada siirtimizi öne çıkarıyoruz. Artık eskiye dönük. Eskiye döndük burada. Yöresel dekorumuz da olsun, işte tabaklarımız da olsun, sunumlarımız da olsun. Hem kendi memleketimizde hem kendi kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, şu anda mekanı gezmeye devam ediyoruz. İkinci kata çıktık. Sevgili evet. Levent abi hemen çıkar çıkmaz. Evet, böyle direkt ne görüyoruz? Misafirlerimiz için şöyle hiç ellerini değdirmeden ama böyle. Görüyorsunuz. Şey yapmadan böyle. El temizliği, hijyen biliyorsunuz önemli. Ne oluyor? İkinci kata geliyorsunuz ailenizle birlikte. Ferah, ferah, gönül rahatlığıyla geniş bir ortamda yemeğinizi söylüyorsunuz. Şimdi üçüncü kata çıktık. Üçüncü katta tabii ki özel bölümler var, localar var. Sevgili Levent abi, nedir şimdi burası? Burada gördüğünüz özel... gibi arzu ederlerse aileler geldiği zaman hani bu Covid hastalığından dolayı ayrı oturmak isteseler bile burada böyle özel bölümler yapılmış. Rahat rahat ailesiyle gelmek isterse, ayrı kalmak isterse rahat rahat burada localarda oturabiliyorlar. Dördüncü kattayız ve dördüncü katın da yine dekorasyon açısından son derece önemli ve farklı. Evet, burayı da geziyoruz ve burayla ilgili de bilgi almak istiyoruz. Evet, şöyle gördüğümüz gibi bakın burada açık alanımız var. Dördüncü katta sigara içme alanlarımız var. Ayrı ayrı rahat rahat oturabilecekleri şekilde. Burada hem böyle bir kafe tarzı hem yemek tadı rahat rahat gelen misafirlerimiz burada ağırlayabiliyor. Manzara da var tabii ki. Evet sevgili Favori Lezzetler takipçileri, muhteşem manzaraya sahip Şeref Büryan'ın yeni binasında ilk çekim tabii ki bize nasip oldu. Sevgili Levent abi, ilk çekim biz yapıyoruz değil mi? Kesinlikle ilk çekim bugün size nasip oldu. Evet, biz yapıyoruz ve mutluyuz, memnunuz. Buranın inşaat halinde baktık biliyorduk evet. Ve heyecanla dört gözle bekliyorduk. Maalesef Türkiye'de biliyorsunuz koronavirüs olayı girdikten sonra gecikmeli de olsa biz start verdik. Evet. Ama her şeyle bitmiş. Sevgili Levent Bey'in söylediği gibi Mart'ta yetişeceğiz diyordu. Gecikmeli iki ay sonra yetiştirmiş oldu ama dört dörtlük bir mekan olmuş. Gerçekten çok güzel. Elini emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, mekanı gezmeye devam ediyoruz. Kolay kolay hiçbir restoranın mutfağına girmek biliyorsunuz
çok zor. Ama gönül rahatlığıyla biz şu anda Şeref Bülya'nın mutfağına da giriş yaptık. Gezeceğiz. Evet, ne kadar hijyen bir ortamda hazırlandığını göreceğiz. Gelin, size başka bir sürprizimiz daha var. Ve sürprizimiz var dedik. Şimdi geliyoruz. Nereye geliyoruz? Kuyuya. Gel Levent abi. Nedir burası? Bize anlatır mısınız burayı? Burada şöyle gördüğümüz 3 metre yerin altında bir kuyumuz var. Bu kuyunun içinde etlerimizi biçiliyoruz. Öncelikle şurada bir et yıkama bölümümüz var. Etler yıkandıktan sonra şöyle gördüğümüz asansörle aşağı iniyor. Etler piştikten sonra bu sefer tekrar asansörle yukarıya çıkıyor. Hiç el değmeden direktmen asansörle yaran misafirle... Bakın, şu kadarı içinde bizim kemikli etlerimiz var. Kemikli etleri yerin altına indiriyoruz. Kemiksiz etleri de çiğ bir şekilde yukarıdan sarkıtıyoruz. Şu kapağı kapattıktan sonra etrafına çamur koyuyoruz. Ne oluyor? Hava almıyor. Akan yağlar kuyunun dibindeki kemiklere geliyor. Kemikli etler inen yağlarla çıkan balla kemiksiz etlerimiz pişiyor. Çok güzel. Evet sevgili lezzet dostları, Şeref Bülyan'dayız. Bu değerli mekanımızın tabii ki duayen ismi kim diyecek olursanız, sevgili değerli kıymetli Şeref Bey. Şeref Usta. Evet. Gerçekten ben imreniyorum. Sabah 4.30'da kalkıyor. Aynen öyle. Ve geliyor. Bir önceki şubesi aşağıda, sonraki yeni şubemiz burada. 4.30'da kalkıyor, geliyor, dükkanını açıyor. Bu yaşta biliyorsunuz, maşallah diyelim. Duygularınızı alabilir miyim gerçekten? Çok mutluyum. Evet. Çok mutluyum bu şubeyi açınca. Çok mutluyum. Sağ olsun oğlum, önünde çok emeği var. Çok çocukların da emeği var. Hepsine teşekkür ederim. Bu mekana sahip olduğuma binler şükür Rabbime. Sizler gibi dostlarımıza da teşekkür ederim. Kaç yıl oldu? Benim 28. yıl. Müthiş. 1892. Ahmetli Hasan Ergüzel. Dedemden doğru mesleği. Ondan sonra tabii bizler geldik. Benim de yaşım 74 yaşındayım. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Valla. Kendimi bildim bile. 10 yaşında başladım. 10 yaşındayken bu mesleğe başlamışım. Hesap edemek ki 64 senedir yapıyorum bu mesleği. Evet, evet. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz favori lezzetlerin duayen işletmecilerinden ödülümüz de var sevgili Talip Bey. Evet. Gerçekten bizim için de çok kıymetli. Doğru bir mekana gittiğini biz de çok iyi biliyoruz. Çünkü yerinde görüyoruz. Biz de çok seviyoruz burayı. Aynı zamanda da bizim anneanne kültürümüz, örf adetlerimizi de yöresel lezzetlerimizi de bugünlere taşımasından dolayı da bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yollar açık olsun. Yeni şube gerçekten çok güzel olmuş, muazzam olmuş. Olduğunuz geleneksel Siirt yöresine ait Büryan'ımızın üstadlarından. Ne diyelim? Bizler bu şansa sahip olduk. Sizler de gelebilirsiniz. Güler yüzleriyle sizleri tabii ki her zaman burada bekliyorlar.